Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeyiz. Burası da bildiğiniz gibi kuraklıkta mücadele ediyor. Ama ben öyle bir yerdeyim ki önce kendimi Serap görüyorum zannettim. Ama yakınlaştıkça bir vahaymış burası resmen yahu. Şu anda biz organik bir ağacın altında mıyız? Evet. Süper ya. Çünkü vezi var, sineği var. Çok güzel. İlaç olsa bunlar olmaz. Çok güzel. Şimdi ya Eko Dede, şimdi bu benim elimle ilgili, hani şurada bir şey var. Evet. Bilmiyorum, böyle hissettim ben. Bir gizemlik var sanki yüzünde. Balay elindeki şeyi ben de gördüm. Problemi biliyorum. Peki gidiyor mu yani ilaçlarla falan? İlaçlar değil. Bizim ailede yanlış şeylere bulaşmamış insanlar akupunktür yöntemiyle bunu hallediyorlar. Nasıl? İbrahim Halil Bey kendisinde aileden gelen bir etkileme ve iyileştirme gücünün olduğunu iddia ediyor. İnanırsanız bana zaten bu rahatsızlığı... İğne mi soracaksın mı? Bu rahatsızlığı eden vücut. Vücut. Vücutla meydana geldi. Tamam. Sabırla zaman içinde yok edecek. Ben o zaman sana herkesin gözü önünde inanayım. İnandığım zaman şey mi olacak? Yani bu iyileşecek mi? Şuna inanacaksınız. Ben dua okumuyorum. Tamam. Ben ilaç da kullanmıyorum. Bu vücudun belli noktalarına dokunursanız vücut kendisi onu yok ediyor zaman içinde. Allah Allah. Buna mı dokunacaksın? Bir deneyebilir miyiz? Tabii. Çünkü burada da bir küçük bir şey var. Gelişiyor galiba. Birine dokunur. Siz rahat ediyorsunuz diye ben orayı gösterdim de başlayayım. Öyle mi? O bana. Hastalıkların kökeninde psikolojik nedenlerin etkili olduğuna inanan İbrahim Halil Akkuş, iyileşmeniz için kullandığım bir yöntemim var. Onu bir tek ben bilirim. Siz bilemezsiniz. Anlattığında gizemi yok olur diyor. Her şeyin böyle gizli kalanı daha makbuldur. Deşifre olmaz. O bana kalsın diyorsun. O bana attı. Ha, çok güzel ya. Vallahi ben şaşırdım. Benim niyetim sizi iyileştirmek. Ben ne iğne batırırım, ne okurum, ne üflerim, ne yazarım. Peki adını niye akupunktur yaptın? Yöntem ona uygun olduğu için. Bizim yöntem akupunkturun ta kendisi değil. Vallahi bir merak ettim ha. Şu anda bir söylemeyecek misin? Vallahi merak ettim. Şimdi yani bak, öğrenen çok olur. Endemik olan şeyler gözlenir. Çok öğrenen şey domates çok olduğu zaman değeri düşer. Sıkıntıdan böyle dolayı vücutta meydana gelmiş rahatsızlıklar var. Onu yapan vücuttur. Allah Allah. Ya efendim, sen bunu nasıl, bir enerji mi var sende? Eko dedi. Bir inanç sağlıyorum hastamla. Hastam bana inanıyor. Ben senin şu gizemini merak ediyorum. Gerçekten yüzünde bir gizem hissediyorum. Yani bakıyorum, bir gizemlik var sende. Şimdi gizemimizin önemli yanı şudur. Ailemiz göçebe. Göçebe. Biz doğayla hasbihal olmuşuz. Ben ekolojik ahlakı da savunuyorum. Doğru olmayı, insanları sevmeyi, insanlara yardımcı olmayı, ekolojik gıdayı tüketmeyi. Bak çocuk geldi, alır yer şimdi. Parayla da satmıyor. Eko Dede'nin bahçesine isteyen kişi girip meyvelerden koparıp yiyebiliyor. Eko Dede kimseden ne para alıyor ne de meyvelerime dokunmayın diyor. Hastamla konuşuyorum. Tamam. Sorununu anlıyorum. Hastayı ikna ediyorum. Diyorum ki böyle dokunursam iyileşirsiniz. Bu kafasında bülürleşiyor. Bülürleşen hasta inanıyor. İnandıkça vücut buradaki rahatsızlıkları yarattığı gibi alıp götürüyor. Ben yani kanser falanı yapamıyorsun, yok, değil mi? Yok. Yani sadece psikolojik olarak. Ben doktor değilim, parayla da yapmıyorum. Siz şimdi söylediniz, benim niyetim sizin rahat olmanız. Açık söyledim, okumadım, üflemedim. Para da almıyorum. Sizi de etkiledim yani, açık söyledim. Çok güzel. Ha, yüzün... Şunu söyledim, etkiledim. Siz inanırsanız iyileşirsiniz. Ya çok güzel güldün Eko Dede. Bir kere daha güler misin? Hani bir, hakikaten çok güzel güldün ya. İşte ben mi? Kapari diye bir bitkiden bahsediyor.
kapari bitkisinin 34 türlü hastalığa iyi geldiğini söylüyor. Ekolojik incir ile günde 3 tane sabahleyin aç karınla bu özelliği 4 gram beraberinde aldıklarında 15 gün ciğerleri rahat nasıl nefes... alacak? Sıvı halinde mi böyle pişirip de mi alacaklar? Hayır hayır, olduğu gibi. Basınla yürüyen koşarak yürüyebiliyor. Kapari bitkisini kaynatıp suyunu çıkardıktan sonra evinin etrafına döküyor. O zaman akrep dahil her türlü haşere evden uzaklaşıyor. Kapari'yi öyle bir saydın ki 34 madde saydın ve ben şaşırdım açıkçası. Ya kapari, kapari. Ne kapari ya? Kardan kokulu olan türevi biyolojik mücadelede de kullanıyoruz. Zararlıyı alandan kaçırıyor. İspatlayabilir misin bana? Tabii. Allah Allah. Sevgili seyirciler, şu anda Ekode'de akrepleri bıraktı. Evet, akrep. 1, 2, 3 tane akrep var burada. Ekode'de bunlar bize saldırmasın. Tüm eklem bacakları karşı kullanıyoruz.